TSM 1453 sunar. Kıymetli izleyenler, konuşmadan olmazdayız. Her hafta olduğu gibi konuşulması gereken konuları konuştuğumuz programımız başlıyor. Bu hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar dileyelim. Cuma günündeyiz. Hayırlı hafta sonları dileyelim. Yeni haftanın geçen haftadan daha iyi olması. Evet. Temennisinde bulunalım ama İstanbul zor bir hafta geçirdi yani. Zor bir haftayı geride bıraktık. Tam o konuya girecektim. Yani çeşitli açıklamalarınız oldu bu süreçle ilgili ama İstanbul'daki yoğun kar yağışı sebebiyle ortaya çıkan görüntüleri başından itibaren seyrettik. Bu siyasi tartışmalara sebep oldu. Yani yağan kar, yapılan işlemler, yapılmayan işlemler, havalimanına çıkan görüntüler, sokaklardaki görüntüler tamamen bir siyasi tartışma malzemesi oldu. Türkiye'deki bu kutuplaşma ortamında kar sorununu çözecek kişilerin insanlar yollarda mahsur kalmışken iş yerine laf ürettiklerini gördük. Yani her taraftan laf üretildiğini gördük. Siz bu süreci nasıl okudunuz? İBB ile merkezi yönetim arasındaki bu sorunu vatandaşlara nasıl yansıdığını gördünüz? Sadece bu mesele de değil. Dünya bir pandemi, işte salgın dönemi geçirdi. Büyükşehir belediyeleri İstanbul, Ankara'dan başlayarak kimi muhalefete ait belediyeler, muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanları işte kampanyalar düzenlediler, yardımlaşma kampanyaları. Nasıl el koyulduğunu gördük. İktidar problemlerle, merkezi iktidarıyla, yerel yönetimleri, belediyeleriyle ortak bir hedefe, ortak bir senkronizasyonla gidilmesi gerekirken maalesef meseleyi bir parti rekabetine dönüştürerek, nasıl olur da bu belediyeler benim elimden gider mantığı içerisinde bir tutum takınıyor. Tabii bu rekabetin ceremesin diyelim, vatandaşımız çekiyor. Normalde demokratik rekabet vatandaşa katkı sağlar diyebiliriz ama. Seçim zamanıdır rekabet. Onun dışında bu devletin kendine has gelenekleri var, teamülleri var. Valisinden belediye başkanına karşılıklı sorumluluk paylaşımı vardır. Merkezi idarenin yerel temsilcileri, il müdürlükleri karşılıklı yine sorumluluk sahibidir. Ama mesele bendensin değilsin noktasına gelince olumlu olumsuz işler de karışıyor. Burada üzüntü verici olan şey İstanbul gibi bir büyük metropol, işte son yılların belki de karşılaşmadığı bir yağmur, kar yağışıyla beraber insanlar sokaklarda, caddelerde, bulvarlarda pek çok arabayı yol kenarına bırakmış, evine gitmek zorunda kalmış vatandaşımız oldu. Bunu kolaylaştırabilmek lazım. Ama meseleleri çözmek yerine algı üretmek, birbirini itham etmek temel stratejisi oluyor. Bu da Türkiye'nin işine uzun süredir düştüğü kutuplaşma ikliminden sizin de altını çizdiğiniz gibi bağımsız değil. Evet. Bir tweet atmıştınız. AKP güya kaybettiği belediyeleri zor durumda bırakmak için vatandaşı rahat ve huzurundan ediyor. Çok derin izahatlara gerek yok diye bu olayı tanımlarken böyle bakmıştınız. Kaybedilen seçimin intikamı CHP'li belediye vasıtasıyla vatandaştan mı alınıyor? Aslında bu siyaseten bir hata değil mi? Çünkü bu eğer gözle görülür bir şekilde yapılıyor, bu vatandaş tarafından görülürse daha büyük kayıplara yol açmaz mı? Bir siyasetçi olarak AK Parti'nin stratejisini nasıl okuyorsunuz? Kesinlikle, ama işte kaybetme sarmalına girdiğiniz zaman bu tür hataları geçmiş iktidarlar, hafızamız şöyle bir yoklasak. Uzunca bir zaman oldu ama bu tür hatalar vardır. Tabii iktidarın İstanbul'da aklının kaldığı ortada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyüklüğü, hele hele bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan hikayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çok önemli bir referans. Burayı kaybetmiş olmalarını zaten hazmedemediler. Seçimi iptal ettik. YSK 6 Mayıs 2019'da. Türk tarihinde, Türk demokratik tarihimizde bir önemli kırılmaya teşkil edecek bir karar verdi. Seçimi iptal etti.
En nihayetinde vatandaşlarımız çok net, açık ara bir tercihle tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bir sonuç üretti. Ama orada da kalmadı anlaşılan iş. Kanal İstanbul meselesinden tutalım. Pek çok riskli, kamunun yararına olup olmadığı şüpheli, akademik, ilmi, fenni, teknik, hangi cepheden bakarsanız bakın. Pek çok maliyeti olacak projeler de başta olmak üzere. Bir rekabet var. Ben yaptım olduğu, ben yaparım. Belediye kim? Şimdi Sayın Erdoğan geçmiş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda nelerden şikayet etmişse bugün muhataplarına aynı şeylerden şikayet ettirir hale gelmiş. Bu da zaten savruluşun, iktidarın savrulduğu yerin en temel göstergesi. Bu açıdan bakınca biraz evvel de altını çizdim. Hani bu rekabeti bedelini maalesef milletimiz ödüyor. Ama en nihayetinde bu yanlışa düşenlerin sandık önüne geldiğinde bir cezası yanlış yapanlara yansır. Bunu da görmemeleri mümkün değil ama o işte psikolojik hissi, iklim ister istemez akıllarınca bir elini kolunu bağlayalım. İşte metro projeleri var, engelliyorsunuz. Sadece İstanbul değil, pek çok farklı belediyelerin. Ama Türkiye'nin enerjisini nasıl tükettiğinin göstergesi. Yeni bir iklime geçecek Türkiye. Artık bu negatif siyaset birbirini yok edercesine bir rekabet değil. Birbirini besleyen, birbirine olumlu katkı sağlayan bir olumlu iklimde siyasal rekabetin önümüzdeki süreçte Türkiye'de hakim olacağını ben bugünden ifade edebilirim. Peki bu bahsedeceğiniz süreç, iklim yavaş yavaş oluşuyor. Önümüzdeki süreçte oluşacak diyorsunuz. Bu iklimin oluşması için muhalefetteki paydaşların bir arada ortak, senkronize bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu iklimi değiştirebilmek için, yeni iklimi getirebilmek için. Bu konuda da Millet İttifakı'nın çekirdeğinde 2018 yılından beri bulunan partiler ve parlamenter demokrasi ile ilgili bir araya geldiğimiz partiler bellidir diye bir açıklamanız var. Evet. Buradan anladığımız kadarıyla ittifak 2018'deki CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ile güçlendirilmiş parlamenter sistemin çalışması yaptığınız Gelecek ve Deva partilerinden oluşacak gibi duruyor. Peki bu ittifakın kapsamı, yol haritası ne olacak? Neler konuşuldu şu zamana kadar? Nasıl bir şey belirlendi veya belirlenecek? Sizin kafanızdaki ittifak modeli nedir parti olarak? Biraz arka plan verelim. Tabii 16 Nisan referandumu, siyaset alışık olmadığımız rekabet modellerini, fiili durumu ortaya çıkardı. %50+1 dengesi siyasi partileri de birbirleriyle işbirliği yapma mecburiyetleri ortaya çıkardı. Hı hı. Ama bu mecburiyet Türkiye'nin aşağı yukarı 20 yıldır yaşadığı, içine düştüğü, kademe kademe demokratik nefes sahamızın daraldığı, keyfi bir rejimin kurulduğu, ben adeta bugün bir bas rejimleri gibi Türkiye'de de bir fiili rejim kuruluyor. Bir parti aidiyeti, makbul vatandaş, geriye kalan insanlarımız vatandaşlık hukuku değil, lütfedildiği kadar hakka, lütfedildiği kadar hukuka rıza gözeteceği bir sistem fiilen uygulanıyor. Hani totaliter rejimler için söylenir, sadece yasaklar yazılı değildir der, yazılı olmayan yasaklar da vardır. Aynı zamanda kamu görevlilerinden tutalım, işte siyasetçilere sadece hedefler değil, bir de niyet okuyarak da bir takım uygulamalar yapılır ki işte mahkemelerin yaptığı uygulamalardan bu noktaya gelinebilir. Tabi bu üzerimizde hissettiğimiz baskı, farklı farklı gelenek, farklı farklı referansları, kadim gelenekleri olan CHP'dir, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti başta olmak üzere. 2018 yılında milletimizin bir derinden nefes alabilmesi için bir savunma hattını, bir barajı ördü. Ve bunda farklılıklara da rağmen. Farklılıklara rağmen bu baskı süreci, bu ortak paydaları, demokrasi ve hukuk. Ben zaman zaman böyle bir dönemi yaşadığımızda demokrasi, hukuk ve laikliği, Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi, birliğinin, beraberliğinin ana kuşatıcı şemsiyesi olarak ifade ediyorum. Siyasi partiler de bu ortak paydada bir yanda olumsuz dil kullanan, galiz ifadelerle muhalefete küfreden, yaftalayan, İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sanatçı ile ilgili Sezen Aksu'nun söylediklerini eleştirirseniz biz de eleştiriyoruz. Yani Türkiye bu gündemlerle, bu tür sözlerle tüketeceği zamanı yok. Çok can alıcı meseleleri var. Milyonlarca insan bugün hanesinde doğalgaz tüketemiyor.
Organize sanayi bölgelerinde fabrikalar parasını verecek, çalışamıyor. Hani güzel bir söz vardır, en pahalı enerji olmayan enerjidir. Bugün Türkiye'yi maalesef yönetme şeklimizin getirdiği yer burası. Bu pencerelerden bakınca bir ortak payda ortaya çıktı. Elbette bugün 2018'den çok daha farklı bir konumdayız. Türkiye arka arkaya sistematik çöküş sürecinin artık en son kırılmalarını yaşıyor. Son iki aylık ekonomideki alt üst oluş, işte Çin modeli diyerek söylenmiş. Üç gün geçti, Kore modeli oldu. Üç gün geçti, işte Yeni Türkiye programı adını ben de hatırlayamıyorum. Bir yanda Merkez Bankası değişikliği, akabinde Maliye Bakanı değişikliği. Bir takım batıl ekonomiyle ilgili batıl fikirleri tezmiş gibi 84 milyon üzerinden kumar oynarcasına adeta deniyoruz ve maliyeti milyonlar ödüyor. Yılbaşı itibariyle gelen zamlar, başta elektrik ve doğalgaza, bugün vatandaşlarımız özellikle Şubat ortasına geldiğinde çok daha fazlasıyla faturayı net bir şekilde önünde koyacak. İnsanlarımız yoksullaştırıldı. Asgari ücretten başlayarak bir takım emekliler, memurlar, çalışanlarla ilgili artış da yapsanız, netice itibariyle ilk bir ay içerisinde bile verdiğiniz artışları enflasyon yoluyla zaten elinden almış durumdasınız. Önümüz süreci nasıl çıkaracağız? Büyük endişe içerisindeyiz. O açılardan bakınca Türkiye'de çok sürdürülmez bir hal var. Sadece bir iktidar değişimi değil. Bugün muhalefet partisi olarak meselemiz Türkiye'ye işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bir kurucu akıl, bir kurucu programla beraber bu büyük ülkenin tarihi yürüyüşü içerisinde bugün dünyada yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği böyle bir dönemde demokrasisine, hukukuna, eğitim sisteminin ekonomisine ana başlıkları itibariyle ifade edebilirim. Bu çağın icap ettiği bir boyut katmaktır esas hedefimiz. Bu manada bir o birliktelik yürüyor. Peki şimdi bir kurucu akıl, bir kurucu birliktelik dediğiniz zaman yıkılan bir şey kurulur ya da olmayan bir şey kurulur. Evet. Ki biz 2000 yıllık gelenekleri olarak olan, 1000 yıldır bu topraklarda olan bir devletiz. Bizim geleneklerimiz var. Burada bir yıkılma mı söz konusu? Çok net bir yıkım projesi uygulandı. Bu çok kullanılır ama adeta bir yıkım mühendisliği. Bugün kurumların hükmü kalmamış. Büyük Millet Meclisi, parlamentonun hükmü kalmamış. İşte devlet geleneğimiz diyoruz. Adeta kurumlar majestelerinin TÜİK'i, majestelerinin yargısı, majestelerinin Milli Güvenlik Kurulu. Bu ülkede Milli Güvenlik Kurulu iktidarın bu tezde uyguladığı ekonomi politikaları ile ilgili bundan iki ay evvelki toplantısında bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı. Her Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası. Evet. İşte tehdit değerlendirmeleri, bölgenin milli güvenliği ile ilgili ülkenin değerlendirmeler paylaşılır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyasi parti olarak, Sayın Erdoğan'ın genel başkanı olduğu kişi olarak uyguladığı politikaları topyekün ülkenin milli güvenlik politikasıymış gibi bu ekonomik politikalara karşı oluşacak tehditleri değerlendirdiğini ifade etti. Şimdi kurumların artık kendi teamülleri, sorumluluk sahaları bütün buralardan bağımsız bir kişi devleti oluşmuş. Tamamen bir parti devletine dönüşmüş. Onun öncelikleriyle TÜİK, piyasada vatandaşımız her bir gün bireyler olarak bizler işte pazara gidiyoruz, manava gidiyoruz, markete gidiyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. Hayatlarındaki enflasyon, hayat pahalılığını herkes görüyor. Ama Türkiye İstatistik Kurumu çok uzun süredir ifade ediyorum. Bir illüzyon kurumu. Siyasetin ihtiyaçlarına göre bir takım hesaplama yöntemleriyle lafı eğip büküp, ölçümleri eğip büküp bir rakam çıkartıyorsunuz. Onun rakamlarında bir de %36'yı bulmuş. Şimdi bu açılardan bakınca Türkiye'de yıkım çok derin. Bugün hissetmiyoruz. Sadece bir rakam versem. Tabipler Odası'nın 2021 yılının ilk 11 ayını kapsayan rakamı 1300'ün üzerinde tıp doktorumuz tabip odalarından iyi hal kağıdı almış yurt dışına gidebilmek için. Bu bir ülke için bundan daha büyük bir felaket olamaz. Bu ülkede ısrarla ifade ediyorum, bu ülkenin yetişmiş insan gücü, nitelikli insan gücü, bir ülkeye fark yaratacak beşeri sermayesinin en üst tabakası maalesef kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kurmuyor. Türkiye gibi
tasarruf açığı olan kronik açıklarımız var. Tasarruf açığı var, yatırım açığı var. Bunu tamamlayacak olan yerli müteşebbis sanayici, sermayedar sınıfı belirli ölçeğin üzerinde maalesef Türkiye'de bir gelecek hayali kurmuyor. Sebebi bir demokratik iklim, hukuk öngörülebilirliği, bürokratik öngörülebilirlik ülkeyle ilgili kalmadı. Keyfi bir rejim var. Bu keyfi rejimin uygulamaları her gün daha da derinleşiyor. Bırakınız Türkiye gibi bu açıkları olan yurt dışından doğrudan sermaye yatırımları çekmek gibi bir hedef politikası uzun yıllardır olan bir ülkede. Yerli vatandaşlarınız, yerleşik vatandaşlarınız bu ülkede yatırım yapmaktan imtina ediyor. Sayın Başkan, adeta Bağızkir rejimi gibi bir rejim kuruldu dediniz. Az önce de MGK toplantısındaki ekonomi vurgusunu gündeme getirdiniz. Şimdi bizim bildiğimiz AK Parti hükümetleri boyunca devletin geçmiş tecrübelerine, Türk demokrasisinin geçmiş tecrübelerine atıflarla şikayet eden bir AK Parti'yi hatırlıyoruz. Nedir? İşte 28 Şubat dönemine, MGK bildirilerine, işte parti kapatma davalarına vesaire, tüm bu vesayete karşı ses çıkaran, buna işte demokrasi üzerinde kimsenin vesayeti olmaması gerektiğini söyleyen bir AK Parti. Şimdi siz diyorsunuz ki Bağız rejimi gibi bir rejim kuruldu. MGK toplantısında bir partinin ekonomi politikası toplantı gündemine girdi. Ayrıca Sayın Bakan Nurettin Nebati bir televizyon programında dedi ki 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığı zaman ben ne olacağını bilmiyordum. İçimde kıpır kıpırdı. Ne olacağını anlıyordum. Bir şeyler olacak çünkü o çıktığı zaman söyler gibi bir şey anlatıyordu. Şimdi biz buraya baktığımız zaman hani vesayetten şikayet eden AK Parti iktidarı bugün gelinen noktada hani siz bir parti programı diyorsunuz, Bağız rejimi diyorsunuz ama parti programı olsa bakanın haberi olacak evet. Şeyden. Orada nasıl bir yapı var ki bütün askeri yargı vesayetini kırmış olan AK Parti bakanın bile haberi olmayan MGK toplantısına Cumhurbaşkanı'nın şahsi fikri olan bir ekonomi modelini oraya getiriyor, böyle bir şey oluşturuyor. Bir takım prensip değerleri ifade etmek lazım. Yani bu iktidarla ilgili tanımlamalar yapmak lazım. Öncelikle bayraklaştırdığı ne kadar değer varsa bugün hepsinin içini boşaltmış durumda. Demokrasi ufuklarını gördük uygulamalarıyla. Hukukla ilgili uygulamalarla ufuklarını gördük. Ekonomiyle ilgili işte vesayet dönemi dedik. Meselenin özünün en nihayetinde değişim, dönüşüm, reform, yeni Türkiye diye Türkiye'ye bir takım sözler söyleyenlerin günün sonunda anladığımız var olan vesayet kurumlarıyla bir problemlerinin olmadı. Sadece itirazlarının o kurumların başında kendilerine sadakat duyan insanların olup olmadığı ile ilgili problem oldu. Uzun yıllar Yükseköğretim Kurumu YÖK'e itirazları değil mi? Bu iktidarında 2001 kuruluşunda 2002 seçim beyannamelerinde kaldıracaklar. Değişim dönüşümü sıklet merkezinde ifade ettiğim gibi bu kurumların başında kendilerine sadakat gösterecek bir kişiyi atadıklarında problem kalmamış oluyor. Şimdi buradan gelince bugün özellikle kurulan sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte çok konuştuk bunları. O gün de itiraz ettik. Yani böyle bir kademe kademe bir kişinin inisiyatifine denetimsiz, sınırsız yetki verelim, sıfır denetim mantığı. Hatta şöyle propaganda yapıldı. Allah'ın bu asırda bu millete hizmet etmekle görevlendirdiği biri var. Aşkın bir takım değerler, işte dini referanslı bir takım yaftalamalar. Ona yetki verelim, o ne biliyorsa okusun. İşte 20 yıldır ne biliyorsa okusunun bedelini gördük. En nihayetinde bana yetki verin, faizle nasıl uğraşılıyor diyenlerin hem faizle hem enflasyonla güya gösterge faizini düşürdünüz. Piyasada bugün makasın o faizle beraber 13-14 puanlara kadar arttığını, daha üstüne çıktığını görüyoruz. Şimdi buradan bakınca bakanın hükmü kalmamış. Atama demokrasi dediğimiz bu düzen içerisinde Sayın Erdoğan bu modelle aslında AKP grubunu mecliste tasfiye etti. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin vazifesi sadece gelenek, tahammül, Türk siyaseti içerisinde yasama faaliyeti yapmanın ötesinde, yerelden, mahalden, seçim bölgelerinden, Ankara'ya, sistemin merkezine,
demokratik kanallara, hukuki kanallara değil mi? Pek çok problemleri taşır, meseleleri taşır. Buradan da alır, yerele taşır. Bugün milletvekilinin hükmü yok, bürokraside bir karşılığı yok. Ben bir iktidar partisinin içerisinde bir yetkiliye sormuştum. Yani bu hükümet yeni kurulduğunda bu bakanların kaçta kaçını tanıyorsunuz? Ya dedi, Trabzonluydu kendisi de. 4 tanesi benim hemşerim. Yolda görseler bana selam vermiyorlar. Milletvekillerine nasıl selam versin diyerek bir serzenişte bulunmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada bakanın bir hükmü yok. Zaten Sayın Erdoğan öyle bir sıkışmışlık içerisinde ki kendi siyasi kariyerinin hem bürokratik açıdan hem siyasi kadrolar açısından en niteliksiz kadrolarıyla çalışıyor. Önemli bir ölçüde bu tercih. Ama sıkıştığında Sayın Erdoğan nefes aldıracak bir takım piyasadan kredibilitesi olan, itibarı olan, kariyeri olan insanları da bu makamlara getirmek için teşebbüsler yaptı. İşte birkaç ay Milli Eğitim Bakanı'nı değiştirmek için istifa vermiş olduğu kamuoyuna yansımış olmasına rağmen değiştiremedi. Bir takım insanlara teklif etti. Kimseden olumlu bir dönüş alamadı. Maliye, şimdi yani şu mukayeseyi yapalım, bu ülkede hafızamızda, en azından bizim bile hafızamızda. Adnan Kahveci gibi bir maliye bakanı da vardı bu ülkenin. Şimdi Sayın Nebati gibi de bir maliye bakanı var. Güven verecek geçmişiyle, siyasi birikimiyle, zaman zaman Türkiye'de Maliye Bakanlığı'na ilgili sahadan çok teknik müktesebatı olmayan siyasetçiler de gelmiştir. Ama o siyasi kabiliyetleri, yönetme anlayışlarıyla beraber o teknik müktesebatı da iyi yönetmiş, başarılı olmuş pek çok insan var. Ya da kadrosuyla. Kadrosuyla. Devletin zaten Türkiye'nin en önemli bürokratik, bürokrat yetiştiren önemli bir merkezidir. Yani işte hariciyesi, maliyesi, askeriyesi, buralar önemli merkezlerdir. Orada kendi işte bir teamülü vardır maliyenin. Şimdi kontrolörlüklerden yeminli yani maliye müfettişliğine hepsini eşitledik, müfettiş dedik. Bütün o kadroları lağvettik. Her attığımız adımda bakanlıkları birleştiriyoruz. Reform, bölüyoruz. Reform, tekrar birleştiriyoruz. Reform. Müsteşarlıklar kadroları kaldırıyor. Dağıtıyoruz. Reform, müsteşarlığı kaldırıyoruz. Reform, yarın yeniden koyuyoruz derlerse. Devlet deneme yanılma metoduyla doğruyu bulacağınız bir mekanizma değil. Zaman zaman söyledim hani anlaşılsın diye. 300 yıl ömrümüz olsa bu iktidarın, Sayın Erdoğan'ın deneme yanılma metoduyla öğrenmesine tahammül edeceğiz. Ortalama ömür belli. Şimdi sözü çok yaymadan, ifade ettiğiniz gibi ilgili bir numaralı sorumlu bakanının bile nasıl bir politik enstrüman ekonomide uygulanacağından bilgisinin olmadığı bir Türkiye'de nasıl alınan kararların sağlıklı bir karar alınma süreçlerinin işlediğine inanabiliriz? Türkiye'de işte bu Cumhurbaşkanlığı sistemini, yani biraz evvel tarif ettiğim sınırsız yetki, sıfır denetim mantığındaki bu sistemi şöyle tarif ettiler. Çok hızlı karar alıyoruz. Yani buradan bir kez daha ifade edeyim. Asıl olan hızlı karar almak değil. Doğru karar almak. Doğru karar almak. Şimdi ittifaklara tekrar geri dönersek, burada net bir tavrınız var. Bir kere terörle mücadele ne tereddüt ne müsamaha kaldırır. Türk demokrasinin en büyük gölgesi, sorunu PKK'nın varlığıdır diye açıklamalarınız var. Evet. Yani buradaki tavrınız çok net. Bu açıklamanızdan da anlaşıldığı üzere, yani az önceki ittifaklardan bahsediyorum. İttifaklarla ilgili sorumdan söylediğinizden anladığım 6 parti olarak bakıyorsunuz. 4 asıl parti, 2 yeni eklenecek parti olarak bakıyorsunuz. Öyle görünüyor şu anda. Yani. Öyle görünüyor. Görüşmeler muhtemelen devam ediyor. Geçen hafta daha başka görüşmeler de olacak. İşte kar engeli araya girdi. Bir şeyler oldu. Şimdi HDP'nin Millet İttifakı'nda varlığı olmasa bile işte masa altından gölge olarak varlığı var diye iktidardan ve iktidar medyasından bazı şey var, propaganda var. Ama sizin tavrınız daha farklı. Şöyle demiştiniz, HDP terörle bağını sonuna kadar kesmeli. Ve HDP'nin olduğu yerde olmayacağınızı çeşitli şekillerde gösterdiniz. Peki anketlerdeki oy durumuna bakılırsa HDP'nin çok önemli bir oy potansiyeli var. Yine %10-12 bandında arasında bir oy potansiyeli var. 50+1 sistemi de ortada. Buraya baktığımız zaman muhalefet bloğunun 6 partiye de çıksa ne yaparsa yapsın AK Parti'den ya büyük bir kitlesel oy geçişi gerekiyor ki anketlerde şu an böyle bir şey tam olarak görünmüyor.
HDP'nin oyuna ihtiyacı var gibi görünüyor İstanbul seçimlerinde olduğu gibi. Burayı nasıl aşacaksınız? Yani şöyle, ben tabii sözlerim çok açıklığa kavuşsun. Hani biz kapalı kapılar ardında farklı konuşup meydanlarda farklı konuşacak değiliz. Bu memlekette hepimizin rekabet sistemin demokrasi. Zaman zaman HDP ile ilgili değerlendirmelerimiz sanki HDP'ye oy veren seçmenle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz gibi algıya dönüşüyor. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde Demokrat Parti olarak bizim ne genetiğimiz ne geçmişimiz dışlayıcı bir dil kullanmaya asla müsaade etmez. Ama ben endişelerim şu noktada. Biraz evvel siz de aktardınız. Türk siyasetinin üzerinde en büyük vesayet unsuru PKK'nın varlığıdır. Doğu, Güneydoğu'da yaşayan, HDP'nin üzerinde de vesayet unsuru PKK'nın varlığıdır. Bunu o gelenek içerisinde siyaset yapmış, sağduyusuna inandığımız pek çok insan söylüyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten Selahattin Demirtaş'a yönelik işte Abdullah Öcalan'a hesap verecek gibi bir yani bir terör örgütü lideri, bir cumhurbaşkanı adayı siyasetçi. Ülkede yerleşik bir ikiyüzlülük var. Özellikle iktidar açısından söylüyorum. Sayın Erdoğan'ı desteklese, şu soruyu sorsak, HDP işte çözüm sürecinde olduğu gibi iktidarla beraber bir işbirliği süreci yürütse, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanını desteklese, acaba Türkiye'de bir Anayasa Mahkemesi'nde böyle bir kapatma davası HDP ile ilgili açılır mıydı, açılmaz mıydı? Bu HDP kurulduğu günde, yani HDP'nin kurucuları, yöneticileri, meclis zeminde de, farklı zeminlerde de, bunlar çok açık kaynaklardan hepimizin bildiği gerçekler, ifade edilen beyanlar, PKK ile illiyet bağını. Yani biz 5 Ocak'ta 2021 yılında Diyarbakır'da Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Orada da ifade ettik. Hani oradaki anneler babalar diyor ki benim çocuklarımı bu parti eliyle daha kaçırıldı. PKK'ya götürüldü, Kandil'e götürüldü. Şimdi bu çok önemli bir itham. Bir siyasi partinin vazifesi bir terör örgütünün insan devşirme organı olamaz. Yani bunu açık yürekle söylemek durumundayız. Hı hı. Türkiye'de sol liberal bir takım sol aydınlar uzun süredir maalesef bu PKK meselesinde sol şiddetten başlayarak daha müsamahkar bir dille, yani terör örgütüyle müzakere yürütülmesi de dahil olmak üzere, biz bir devlet perspektifiyle baktığımızda, ben çözüm süreciyle ilgili de açık yüreklikle düşüncelerimizi hep söyledik. Hı hı. Yani Türkiye'nin topyekün bir demokrasi problemi var. Bu problemi kompartımanlara ayırmaya da gerek yok. Siz meseleyi hangi düzlemde tarif ederseniz ancak ve ancak o düzlemde cevap üretirsiniz. Eğer meseleyi bir etnik problem, kolektif aidiyetler meselesi üzerinden değerlendirir, teşhis ederseniz onun cevabını yine aynı zeminde vermek durumundasınız. Şimdi Türkiye'nin biz koskoca bir demokrasi problemi varken bu meselede çözüm süreciyle beraber şöyle bir PKK'nın meşruiyet sahasını genişletmesine vesile olacak bir büyük yanlışa dönüştü. Doğu Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız kendi kimliklerini ifade eden, Kürt olarak ifade eden insanlarımıza şöyle dedi devlet, hükümet. Siz benden hak mı talep ediyorsunuz? PKK'nın arkasına geçin, onu destekleyin. Onun üzerinden ben sizin hakkınızı pazarlık edeceğim. Bu bir büyük felakettir. Şimdi o manyetiğe, etnik bölücü siyasetin manyetiğine kitleleri iterseniz, sonra ben PKK'yla bozuştum, oradan çekilin demenizin bir manası yok. Ben ilgili Sayın Bakan'a sordum. Yani Hendek, alan hakimiyeti, İHA'lar, SİHA'lar, siyasal desteği kırabiliyor musunuz acaba diye hiçbir şekilde gerilemenin olmadığını kendisi ifade etti. Bu açılardan bakınca bugün iktidar kendisi, Sayın Erdoğan, AKP, PKK ile işbirliği yapma imtiyazı var. Yani ifade ettim. Yani bugün PKK, HDP kendisini destekliyor olsa hiçbir itirazı yok. Türkiye'de kanunları biz zamana, şartlara, iktidara, yakınlığına, uzaklığına, iktidarı destekleyip desteklemediğine göre uygulama şansımız var mı? Ama bugün fiili durum bu. Şimdi bunu yapan iktidar adeta muhalefeti bir kantara
Çık bayağı. Dönüp dolaşıp sabah akşam yani işte FETÖ ile işbirliği yapıyorsunuz, PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. İşte şununla ittifak halindesiniz, bununla ittifak halindesiniz. HDP bir sol ittifak kuracağını, böyle bir arayışının olmadığını zaten söyledi. Ama zaman zaman bizlere soruluyor bu soru. Yani biz pozisyonumuzu net bir şekilde, yani biz demokratik kapsama alanının her geçen gün daha da genişlemesi taraftarıyız. Türk demokrasisi HDP'de uzunca bir süredir önemli bir genişleme sahası, meşruiyet sahası 2015 seçimlerinden itibaren açtı. Yani o fikriyata yakın olmayan pek çok insan gitti oy verdi, %10'u geçsinler, mecliste temsil edilsinler. Ama bugün geldiğimiz noktada açıkça söylüyorum bunu. Her birimiz, tüm sivil aktörler, tüm demokratik aktörler zaman zaman işte yaptığımız açıklamalara işte demokratlıkla bağdaşmadığı gibi bir takım ithamları bize söylüyorlar. Yani güçlü olunca silah diyen bir terör örgütüyle o demokrasiye yakışıyordu. Bizim tavrımız mı yakışmıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir şekilde biz oy veren insanlarımızı zemmetmek, suçu millette aramak, hangi siyasi partiye verirse versin. Bugün iktidar partisine verenler de dahil olmak üzere söylüyorum. Hiçbir zaman vatandaşımızı suçlamadık, suçlayamayız. Bu açıdan bizim sizliğimiz bir sınır var. Toplumda bir merkezde bu temsili olan siyasi partilerin ittifak zemininde referansları var. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Yani kategorize ederek ben HDP'ye oy vermiş seçmenin de reflekslerini yerel seçimlerde gördük. Sayın Erdoğan Öcalan'a bir akademisyeni gönderdi açıklama yapsın diye İstanbul seçimleriyle. İşte bir yarım yamalak Öcalan'ın ağzıyla açıklama yapıldı. İktidar desteklenmesi söylendi. Zımni olarak, açık olarak. Neyse amacı buydu. Kitle yani oyu farklı kullandı büyük çoğunluğuyla. Ama aynı kitle İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım oy verseydi iktidarın kabulü, muhalefet adayına oy verince iktidarın kabulü değil. Böyle bir anlayış olmaz. Bu sistematik bir riyakarlık, sistematik bir ikiyüzlülük iktidar açısından. Daha ileri geçildi. Daha vahim. Bunları unuttu Türkiye. Yani hem Sayın Bahçeli hem iktidar. Adeta HDP'ye oy veren seçmen sanki göbeğinden bağlı. Yani inanç duyduğu, oy verdiği siyasi parti bir yeri destekliyorum deyince hani bu çek senet ciro olamıyorsunuz ki anında gitsin oraya oy versin. Kimsenin öyle bir mecburiyeti yok. Hem Sayın Bahçeli hem Erdoğan'ın açıklamalarından HDP seçmenine kızdılar. Niye Öcalan'ı ve Kandil'i dinlemiyorsunuz da HDP yöneticilerinin telkinlerini dinliyorsunuz diye. Böyle bir akıl almaz bir sürecin için. O açıdan ben şunu ifade ediyorum. Bu iklimin yaratılmasında en önemli şey PKK'nın varlığı. Türk demokrasi, demokratik rejim içerisinde taleplerini zaten ifade ediyor. Yani bugün biz kompartımanlara bir ayırmaya gerek yoktan kastım şu. Sadece Doğu Güneydoğu'da hukuksuzluklar, demokrasi dışı uygulamalar yaşandı. Türkiye'nin her yerinde yaşandı. Ama biz nerede bir mağduriyet varsa, ister Edirne'si, ister Hakkari'si, ister Diyarbakır, ister Rize'si, ister Konya'sı, tüm vatandaşlarımızın hakkının takipçisi olmak durumundayız. O açıdan hani ben temel çerçeveyi bu anlattığım değerler, temel prensipler etrafında örüyorum. Bunu söylerken de yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması var. Yani iktidar ikide bir itham ediyor işte. Yani HDP açıklamış ki bir sol ittifak kuracaklar, üçüncü ittifak. Milletin önünde yeni kurulan partiler var. Bu ittifakların dışında pek çok farklı milletin önünde alternatif, azami düzeyde. Her fikrin farklı farklı tonlamaları milletimizin önünde bir seçenek. Türkiye'de sol bir takım işte benim marjinal sol dediğim yani örgütlenmelerde pek çok YSK'nın seçime girme yeterliliğini açıkladığı siyasi partilere baktığımızda sol partiden TKP'ye varıncaya kadar pek çok alternatif var, tip var. Yani
HDP zaten bir kendi içinde öyle gördüğümüz bir sol koalisyon da var. Yani HDP'nin işte HEP-DEP o çizginin dışında bir daha genişleterek Öcalan benim projem diyordu. Öyle bir çerçeve. Evet. Şimdi orada zaten bir yol çizmiş. Bunu da ikide bir durup durup iktidarın sabah akşam ittifakla ilgili acaba muhalefet partilerini aralarında nizah çıkarabilir miyim? Birbirine karşı ağzından bir laf alabilir miyim? Hani bizim durduğumuz yer belli. Biz meşruiyetten ayrılmadan sınırları söylüyoruz. Yani HDP ile ilgili de çok net durduğumuz bir yer var. Bu o kimlikteki vatandaşlarımıza asla ve kata bir karşıtlık manasına falan gelmez. Benim çizdiğim sınır demokrasiyi savunmaktır. Demokrasiyi sonuna kadar savunmaktır. O açıdan sol aydınlardan tüm siyasi partilere, terörün Türk siyaseti üzerinde, özelde HDP ve bölge üzerindeki vesayetini kaldırması için herkes bir tavır koyacak. Hı hı. Ama HDP içerisinde de terör örgütüyle bağını kesmeyen insanlar varsa, kurumsal olarak HDP, bu zamana kadar zaman zaman eski eşik başkanları biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya, PYD'ye dayıyoruz dedi. Şimdi bunları da en azından biz demokrasiyi savunan insanlar olarak göz ardı edemeyiz. Demokrasinin tehlikesi bu terör örgütleri ise demokrasiyi savunan evet. insanlar da bu tavrı alabilir. Şimdi söylediklerinizden şunu çıkardım yani arada söylediğiniz çok önemli bir şey vardı. İşte bu operasyonlar, İHA'lar, SİHA'lar, yapılan propaganda, oluşan iklim siyasal desteği azaltıyor mu diye sordum. Aksine azalmadığını evet. Söyledi dediniz. AK evet. Partili yetkili kim olduğunu sormayacağım. Şimdi aksine anlattığınızdan anladığım kadarıyla bu siyasal desteğin neredeyse ikiye katladığı dönemde çözüm sürecini AK Parti ile birlikte hareket edilen Dolmabahçe'de şurada burada evet. görüşmelerin olduğu döneme denk geliyor. Bir yandan da işte bu yerel seçimdeki işte mektup gitti geldi. Siz nasıl oraya oy vermezsiniz? Sonra işte yerel seçim bitti. Ekrem İmamoğlu seçildi İstanbul'da. Ertelenen seçimde. Sonra şöyle bir tavır oluştu. İşte PKK'nın siyasal oluşumu olan HDP'nin seçmeninden alınan oy diye öyle bir yaftalama oldu. Sayın Devlet Bahçeli'nin İyi Parti oyları ile ilgili işte FETÖ'nün seçmen ayağı da araştırılmalı gibi şeyler söylemişti. Yani değil mi öyle bir şey tabii, var. Tabii yani tüm bunları topladığımız zaman bu desteğin arttığı da artma sebebinin de AK Parti'nin bir dönem uygulanan politikaları, desteğin bugün konsolide olmasının sebebi de AK Parti'nin uyguladığı politikalar olarak göze çarpıyor. Ve aynı anda hemen bir sonraki sorumu bağlayayım bununla. HDP'ye açılan kapatma davası var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Yani şu çok net. Bunu söylemek de hani biz HDP ile ilgili pozisyonumuz net ifade ettikten sonra şunu söyleyeyim. Hani Türkiye'de sağlıklı bir yargı süreci işliyor mu derseniz işlemiyor. Biraz evvel sordum. Tekrar aynı soruyu sorayım. Hı hı. HDP bugün Sayın Erdoğan'ın başkanlığını destekliyor olsa bu kapatma davası açılır mı? Açılmaz. Bu HDP sizin çözüm süreci yürüttüğünüzde de PKK ile aynı ilişkileri olan HDP değil mi? Aynı HDP. Zaten onlar üzerinden görüşülüyordu. Şimdi o gün HDP meşru bir parti. Bugün gayrimeşru bir parti. Ben bütün bunlara rağmen hani biz ama bu yargıya hele hele son Anayasa Mahkemesi üyesi işte baroların kontenjanından seçilen artık iktidarın organizasyonuyla militanlar atanıyor. Yani bir hukukçu kimliğini koruyarak ettikleri yemine sadık kalarak anayasayı referans alarak bir değerlendirme yapacak yargıçlar yok maalesef. Tam orada Sayın Erdoğan, Yüce Divan hüviyeti de olduğu için Anayasa Mahkemesi ile ilgili çok daha itinal davranıyor. Anayasa Mahkemesi'nde bir işte denge vardı. AKP'nin kendi içinde farklı farklı dönemler, 2007'ye kadar olan dönem ayrı. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak AYM'ye Anayasa Mahkemesi'ne atadığı kişilerden oluşan bir dönem. Bir de sonrası var. İşte tabii 15 Temmuz sonrası bambaşka bir denklem ortaya çıktı. Orada baktığınızda iktidar partisi Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı bile kendi içinde ikinci dönemiyle ilgili seçim yapılırken değiştirmek istedi. Muvaffak olamadı, başarılı olamadı. Bugün geldiğimiz noktada
buradan çıkacak yargının Türk anayasasına, ceza kanunlarına, siyasi partiler kanunlarına uygun bunu referans alarak bir değerlendirme mi yapılacak? Yoksa Anayasa Mahkemesi siyasi bir karar mı alacak? Elbette bir siyasi karar alacaktır. Yani portreye baktığımızda, bu davanın geliş sürecine baktığımızda ne kadar ciddiyetle HDP kapatma davasının dosyasının hazırlandığına baksak, işte dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden iade edildi. Yani böyle bir ciddiyetsizlikle gelmiş ortada. Ben bunu söylerken elbette sonuna kadar demokrasi, ama hiçbir demokrasi kendi imkanlarından yararlanılarak demokrasileri boğmanıza müsaade etmez. O açıdan bu HDP geleneği içinde siyaset yapan insanlara da hani biz bir açık yürekte sözümüzü söylüyoruz. Yani bu demokrasinin kıymetini hepimiz bilmek durumundayız. Demokrasi, hukuku, hak ve hürriyet alanların daraldığında hepimiz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yani kurumsal olarak, Demokrat Parti olarak biz bu iktidarın pek çok hukuksuzluğuna muhatap olduk. Yani sadece işte dönüp dolaşıp bir takım mağduriyet sahalarında olan insanlar hukuksuzluğa uğradığını iddia ediyor. Türkiye'de enflasyonun yanlış hesaplanmasıyla milyonlarca insan hukuksuzluğa uğruyor. Mahkeme kararlarının gecikmesi dolayısıyla milyonlarca insan hukuksuzluğa uğruyor. Bu ülkede hepimizin vergilerinden oluşan bütçenin adeta bir profesyonel, sistematik yağmaya tabi tutulmasıyla 84 milyonun hakkı yağmalanıyor bu ülkede. Şimdi bütün bunlar hukuksuzluk, usulsüzlük. Biz bu çerçeveden bakmak durumundayız. Evet. Peki Sayın Başkan, tam Anayasa Mahkemesi'nden söz ettiniz. Orayı da sorayım. Yani Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir üye atandı. Bir baro başkanı. Yani ismin bir önemi yok. Ama daha önce AK Parti'de aday adaylığı yapmış. Yani teşkilatlarda vesaire bulunmuş bir isim. Herhalde Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına artık gerek yok. Yani Sayın Bahçeli'nin dediği gibi. Herhalde yani çoğunluk büyük ekseriyetle iktidarın bugünkü aldığı pozisyona yakın tavırlar silsilesi göstermiş. Şimdi yargıçların kimliğine bakılır mı bu ülkede? Kimliğine bakar hale geldik. Vatandaşımız herhangi bir davası bir mahkemeye düşse önce yargıçın hangi kökenden, hangi geçmiş silsileden gelip gelmediğini araştırır hale gelmiş. Bundan daha acı bir şey olamaz bir ülke için. Eğer bir ülkede bir Fransız yazarın ifade ettiği gibi yargıçlara güven yoksa o ülkede kamu düzeninden bahsedemeyiz demiştir. Bugün bu ülkede Sayın Erdoğan geçmişte hani bu yargıya güvenmiyorum ki yargıyı verdiği kararlara saygı duyayım. İşlerine gelmedi mi ben sana yandım zühtü diye işte bir iktidara yakın gazetenin nasıl manşet attığını hatırlıyoruz. Sayın Bahçeli zaman zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatmaktan. Bunu söylerken de şunu da söyleyeyim. 20 yıllık aşağı yukarı Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Türk anayasal sistemindeki kazanımlarımız tek ve belki en önemlisi Anayasa Mahkemesi'ne verilen bireysel başvuru hakkıdır. 2010 bugün iktidar elinde imkan olsa bu hakkı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne elinden almak ister. Uygulamalarına, pratiğe baktığımızda. Çünkü bir takım bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmiş ve mahkemenin karar verdiği hususlarda iktidarın çok bambaşka değerlendirmeleri var, uygulamaları var. Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Saygı duymuyorum dendi. Diyor. Mahkemeler uygulamıyor. Uygulamaya mahkeme başkanlarını ödüllendiriyorsunuz. Bu ülkede hukuk. Şimdi zaman zaman ifade ettim. Yani işte adalet reformu, işte başlık başlık adalet reformu 1, 2, 3 şimdi kaç oldu? İşte zaman zaman anayasa, yeni anayasa yapmaktan falan ifade ediyorum. Yani siz bu FETÖ'cülerin size miras bıraktığı hukuksuzluk icat etme mirasından vazgeçin yeterli. Pek çok hukuksuzlukla insanları, yani hakaretten yargılanan insanları gece evinden alınmayacak diyorsunuz, gece alınıyor. Tutuklu yargılanmayacak diyorsunuz, tutuklu yargılanıyor. Niye? Nasıl? Herkes eşit ama birileri daha fazla eşittir mantığıyla. Hakaret herhangi bir vatandaşa yapılmışsa bu ceza uygulanmaz ama Cumhurbaşkanı'na yapılmışsa uygulanır. Cumhurbaşkanı ile ilgili zaten Türkiye'deki sistemin çarpıklığı, Sayın Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi hüviyetiyle insanlar hakaret ediyor.
insanlar kendisini eleştirdiğinde Cumhurbaşkanı hüviyetiyle karşılıyor. Böyle bir çarpıklık olamaz. Yani bu zaten sistemin çarpıklığının en temel göstergesi. Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bizim de çok olumlu bulduğumuz Büyük Millet Meclisi'ne değişiklikle ilgili teklif verdi. Yani onu da desteklediğimizi beyan edelim. Şimdi Sayın Başkan, aslında tüm soruları cevaplarken verdiğiniz örneklerde farklı farklı devlet kurumları geçti. TÜİK geçti, bakanlıklar geçti, diğerleri. Burada ardı ardına güvensizliklerden bahsettiniz. Yani anketler yapılıyor. En güvenilir kurum hangisi sorusuna en tepede asker çıkıyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri çıkıyor. Normalde şimdi bakıyoruz 15 Temmuz yaşanmış, Ergenekon balyozlar yaşanmış, AK Parti askeri vesayetle tırnak içinde diyorum mücadele etmiş. Hani askerin güvenilirliği biraz da hani aşağı doğru iner diye bekliyorsunuz. Halbuki işte meclisin, siyasetçilerin, evet, medyanın güvenilirliği aşağı iniyor, yargının güvenilirliği aşağı iniyor, TÜİK'in, ekonominin, ama askerin artıyor. Yine meclis biraz daha yukarıda, meclise duyulan güven yukarıda. İşte polis artıyor. Yani o kadar şey yaşanmasına rağmen. Yani toplumda kurumlara ve kurallara olan güvensizlik ve kurumların ve kuralların anlattığınız gibi maalesef biraz yıpranması, çürümesi yaşanıyor. Şimdi TÜİK'ten bir sürü kurumdan örnek verdiniz. Bir tane tweetinizi okuyayım. İşte RTÜK Başkanı bir bağımsız kurumun başkanı olmadığını, talimatla hareket ettiğini daha önce itiraf etti. Artık iktidarın bir sopası demişsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı önce vaka sayısı, yok hasta sayısı, işte TÜİK enflasyon, yok çekirdek enflasyon, yok başka enflasyon vesaire, tüm bunlar yaşanıyor. Ama bir devletin kurumları ve kuralları olmazsa o devletin ne hale geldiğini tarih bize her zaman göstermiştir. Şu an devlet ne halde? Bu arada çok kısa süremiz var reklam. Yani Şair Eşref'in bir çok veciz sözüyle sorunuza cevap vereyim. Hani suların haricinde her yere akıyor diyor ya. Devletin maalesef olması gerekenlerin olmadığı, olmaması gereken her şeyin var olduğu bir yapı içerisinde büründü. Kurumlar, kurumları yöneten yöneticiler, üst düzey bürokratlar, yani ölçüler şaşmış. Hak etmeyen pek çok insan bu makamlara getiriliyor ki çok kolay hukuk çiğnensin, iktidarın talebine uygun kararlar alsın, düzenlemeler yapsın. Bağımsız kurullar oluşturuldu değil mi Türkiye'de? Yani biz 2019 1 Aralık'ında işte genişletilmiş temsilciler meclisimizi topladık. Orada bir demokrasi misakı olarak kamuoyuyla da paylaştık. 5 madde. Yani bu parlamenter demokratik modelle ilgili bu tür çalışmalar siyasi partilerin yapmadığı bir dönemde, yani 1947 yılında biz parti başkanlığı ile devlet başkanının aynı kişinin şahsında buluşmasına itiraz etmişiz. Buna itiraz ettik. Bütçe hakkının biraz evvel itibarı sarsılmış, fonksiyonları sınırlanmış Büyük Millet Meclisi'ne yeniden bütçe hakkının iade edilmesi gerektiği. Türkiye'deki bütün konuştuğumuz problemlerin özünde işlemeyen siyasal düzenimiz var. İşlemeyen siyasal düzenimizden kastımız Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin kişiliği hiçleştirilmiş, sıfırlanmış. Seçilme mekanizmaları itibariyle kişiliğini yok eden, bu mekanizmanın neticesinde ortaya çıkmış tablodaki temsiliyette akıl ve vicdanın işlemesi imkanı yok. O nedenle biz sistematik olarak hata veren bu siyasi partiler ve seçim sisteminin milletimizin beklentisini, milli iradenin çok sağlıklı bir şekilde kademe kademe bir temsiliyete erişeceği düzenlemelerin yapılmasını söyledik. Buna ilave olarak bağımsız bir takım kurullar, özellikle de basınla ilgili, çünkü temel hak ve hürriyetleri en geniş manada millet adına kullanan basın kuruluşları, basın mensupları, gazeteciler. Bugün yargılananlara bakalım, itham edilenlere bakalım, hakaret davalarına bakalım, iktidarla mücadelede en fazla basın mensuplarının muhatap olduğunu görüyoruz. Burada da basın ilan kurumu, RTÜK, birisi yazılı basını, diğerisi
görsel ve radyo televizyonları denetleyen iki denetleyici kurul. Bunun yanına devletin ajansı olması gereken Anadolu Ajansı adeta iktidarın bir psikolojik harekat merkezine dönüşmüş. Bir faaliyet yürütüyor. İşte Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden tutalım. TRT'ye. Biz bu kurumlarla ilgili mecliste temsil edilen siyasi partilerin eşit sayıda temsil edildiği bir denge oluşsun. Böyle bir teklifimiz oldu. O açıdan bakınca biraz evvel Rütük Başkanı aleni bir şekilde söyledi. Sayın Erdoğan bana niye emrederse ben onu yaparım. İşte Tele 1 ile ilgili değil mi? Yani çok olağanüstü toplantıya çağrıldı işte. Cezalar verildi. Yani bir hafta sonra olağan toplantı var zaten. Yani ceza verilecekse ama verilir. Ama Sayın işte, Cumhurbaşkanı'nınla ilgili bir konu olduğu zaman anında en ağırdan toplantı ceza. Bu hale gelmiş bir devlet düzeni var. Hangi kuruma baksak. Bugün milyonlarca insanımız üniversitelerden mezun oluyor. Kamu sınavlarına baksak. Pek çok son zamanlarda basına da çokça yansıdı. Bildiğimiz vakalar. Birinci olmuş kendi puan dalında ama atanamıyor. Atanamıyor. Mülakatta bunda bu büyük bir haksızlık, hak yemek. İşte FETÖ'cüleri gördük. Yani ÖSYM'yi işte YÖK'ü ele geçirerek değil mi? Sınavlarda nasıl sınav sorularının çalınması, üniversite sınavından kamu sınavları varıncaya kadar milyonlarca insanın, yüz binlerce insanın hakkı yendi. Ama bu hak bir yerde çıkıyor değil mi Sayın Başkan? Evet de çıkıyor ama olan insanlarımız oluyor. Bugün kesinlikle hanelerde olmaz. İşsizlik dolayısıyla büyük buhranlar yaşanıyor. Evet. İnsanlar hakkını alamıyor ve yaşadığı ülkeye dair bir inançsızlık, sisteme dair bir yabancılaşma, biraz evvel ifade ettiğiniz silahlı kuvvetlerle ilgili güven trendinin yükseliyor olması hem sevindirici hem olumlu boyutlar var hem olumsuz boyutlar. Olumsuz boyutu silahlı kuvvetlere güvenin yükselmesinden bir rahatsızlığımız asla olmaz ama burada siyasete güvenin mukayese ettiğinizde siyasete göre silahlı kuvvetleri temsil ediyor güven trendinin yükseliyor olması siyasetçilerin gündemine alması gereken bir mesele. Evet, ikinci bölümde devam edeceğiz. Sorularım var. İkinci bölümde ekonomi konuşacağız. Biraz da 2023 diyelim seçimlere. 2023 seçimlerine yönelik bir iklim sorusu sorum olacak. Çünkü bazı emareler görmeye başladık. Artık işte az önce de bahsettiniz. İşte RETÜK olağanüstü toplantı bu emarelerden biriydi. Biraz dış politika, biraz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Demokrat Parti geleneğiyle yaptığı siyasete dair bir sorum olacak. Konuşmadan olmaz, devam edecek. Konuşmadan olmaz devam ediyor. Konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. İlk bölümde geniş çaplı Türkiye siyasetini konuştuk. Kurumları, kuralları, yapıyı, ittifakları hepsini konuştuk. Şimdi biraz daha ekonomiye geçmeden önce önümüzdeki seçim satını konuşacağız. Biliyorsunuz son dönemde bir süredir Türkiye'de işte Sezen Aksu, Sedef Kabaş, Gülşen gibi polemikler konular var ama bu konular işte sanat camiasında, gazeteciler, medyada konuşulmuyor. Bunlar siyasette konuşuluyor. Bunlar siyasetin gündeminde. Bunlar cami minberinde Cumhurbaşkanı'nın eline mikrofondan konuşuluyor. Bunlar milletvekilleri tarafından konuşuluyor. Bakanlar tarafından konuşuluyor. Evet. Bunlar işte RETÜK Başkanı gibi, mahkeme başkanları gibi cezai müeyyide uygulayabilecek mercilerden konuşuluyor. Siz de iktidar Türkiye'nin gerçek gündemini, elektrik kesintilerini, fahiş zamları perdeleyecek bir strateji benimsedi diye halkın gerçek gündeminden koparıldığını söylediniz. İktidar baskıyı ve algı operasyonlarını tamamen ekonomi gündeminden halkı uzaklaştırmak için mi yapıyor? Yoksa oy konsolidasyonu için mi yapıyor? Evet.
Ve bu baskı ve algı operasyonları önümüzdeki seçim satında daha artarak devam eder. Kesinlikle artarak devam edecek. Çünkü iktidarın söyleyecek sözü kalmamış. Ortada bir kazan kaynıyor. Bu kazanın altına sürekli bir odun atmak lazım. İktidarın 2002'de özellikle meclisin iki partiden oluşması, AKP ve CHP, Türkiye'yi zaten işte kimlik siyasetin içine sokan, mahallelere hapsolan bir sürecin içerisinde soktu. O gündür bugündür de uyguladığı siyaset, ortak değer alanları, dini, milli bu alanlardan başlayarak, işte bir yakın dönem tarihi anlatısı var iktidarın, eski Türkiye, yeni Türkiye diyerek. Bu geçmişin de aşağı yukarı bütün vebalini CHP üzerine yıkarak kitleyi büyük ölçüde %10 barajının da verdiği imkanla beraber maalesef bizim geleneğimizin de yaşadığı talihsizlikler var. Bugünlere kadar getirdi. Bugün de özellikle Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ete kemiğe bürünmesi, dini, milli, hamasi bir iklim oluşturmak. İşte uluslararası politikadan, işte Suriye ile ilgili, milli güvenlikle ilgili, terör meselesi, Libya meselesi, Doğu Akdeniz. Bütün bunların üzerinden harmanlanmış bir retorik, propaganda. İşte uzaya gidiyoruz, işte savunma sanayi, yani vatandaşta bir olması gerekenin üzerinde bir halüsinasyon yaratalım. Bunun için de bir takım beyanları, yani Sezen Hanım, Sezen Aksu 5 yıl önce bir yeni klip çekilmiş. Hani ben de çok bu hadisenin ortaya dökülmesiyle fark ettik. Bunu demokratik olarak eleştirebilirsiniz. Biz de eleştiriyoruz. Hani dini inancımız, örfümüz Adem anamızdan, Adem babamızdan, Havva anamıza, değil mi? Yani bu ifadeyi eleştiri ama bu minberden, camiden, camiyi bir siper haline dönüştürerek, hele hele nedir Allah aşkına dilini koparmak nedir yani? Serseri mayın gibi sokakta olan durumdan vazife çıkartacak pek çok insan var. İşte çıkmış bir takım insanlar, sıfatlarını söylemeyeyim işte dernek kurduk 15 Temmuz'la ilgili falan filan. Yok kafasına sıkarız. İşte Türkiye zaten patlamaya hazır bir bomba haline kademe kademe dönüşüyor. İktidarın da bu stratejisiyle kitleler arkasında toplamak, bir yanda da bu milletimizin işte İstanbul'da kardan perişan olmuş bunları konuşuyoruz. Türkiye'de doğalgaz kesintileri var. Sadece Türk sanayisinin elektriği doğalgazı kesilmemiş. Türk demokrasinin, Türk hukuk sisteminin doğalgaz elektriği kesilmiş. Benzetmekte hata olmaz. Bütün bunları konuşacağımıza biz bu meselelerle gündemi geçiştirelim isteniyor. Tabii stratejinin bir manası var. İktidar mukayeseli olarak kendi üstünlüğü olduğu bir mindere, bir alana rekabeti çekmek istiyor. Buna düşmemek lazım. Hani muhalefet cenahında da şuna da yani bir uyarımızı da yapalım. İktidarı eleştirmek sonuna kadar hak. İktidar zaten Sayın Erdoğan işte kurduğu bir mekanizma var. Yedeğini aldığı basın, yayın, kara propaganda yapan sabah akşam yazılı görsel, bir takım operasyonel kiralama mantığında televizyonlarda arz endam eden profesör sıfatlardan tutalım. Artık kimsenin yüzlerini bile görmek istemediği, seslerini duymak istemediği bir takım profiller var. Yani biz de tahammül edemiyoruz, vatandaş da tahammül edemiyor. Çünkü inandıklarının aksine sözler söyleyenler bir türlü yüzünden okunuyor. En kötü şey inanmadığınız savunmaktır. Bugün o televizyonlarda yani işte soyunun doğalgaz bulduk diyerek propaganda yapanlar işte bugün vatandaşımız doğalgaz tüketemez halde. Faiz zamlarla 100 lira, 120 lira, 150 lira elektrik faturası gelenler, 90-100 lira gelenler bugün 300-400 liraya çıkmış elektrik faturaları. Şimdi bütün bunlar ortadayken İster istemez bu ortada kaynayan kazana bir takım unsurlar lazım. Muhalefet yapan süreç ister istemez bir simetrik halde. Yani Türkiye'de siyaseti sadece siyasi partiler yapmaz. Vatandaş da siyasi değerlendirmeler yapar, yorumlar yapar. Ama şunu gördük. Siyaset askerler yaptı. Darbeler, ara dönemler elinde. Türkiye'yi nereye getirdiğini gördük.
İşte bu FETÖ dönemi dediğimiz dönemde hakim yargıçlar, savcılar yaptı. Sonucunu gördük. Bugün de yani parti hüviyetiyle yapmak başka bir şey, parti sıfatıyla yapmak başka bir şey ama yani gazetecilik sıfatıyla particilik yapan, şimdi televizyonlarda iktidarın temsilcileri yok ama bir takım gazeteci, akademisyen kılığıyla çıkmış insanlar var. Adeta iktidarın borazanı. Yani siz gazeteci, akademisyen misiniz? Yoksa bir partinin mensubu olarak yetkiniz var, onları mı savunu yapıyorsunuz? Ölçü kaçmış. Burada da muhalif unsurların, yani hiçbir şekilde biz iktidar çok, Sayın Erdoğan dilini kopartacağım diyor, tehdit ediyor, işte illet diyor, zillet diyor. Ne söylediklerini burada ekranlara söyleyerek kirletmemize bile hacet yok. Tahrik edici, yani hakaret edici, cibiliyetine varıncaya kadar çok ağır şeyler, yani bunlar kaldırılır işler değil, insanın kanına dokunan işler. Sayın Erdoğan söylemekte bir beis duymuyor. İfade ettim yani bunu Sayın Erdoğan'a aynı sözleri yöneltseniz siz Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş oluyorsunuz. Ama o söyleyince hak oluyor. Böyle bir iklim var, dengesizlik var. Şimdi bu iklimde muhalif unsurlar, gazeteciler, bir takım siyasetçiler de ister istemez iktidarın bu zehirli diline rağmen ama kolluk, adli kolluk, istihbarat, basın yayın elimde kardeşim. En küçük bir sınırı geçen hatanız olsa üstünüze çullanmak için fırsat kollayan, haklıyken sizi haksız pozisyona itecek karşıda bir makine var. Buna karşı da dikkatli olmak lazım. Bu dikkat gösterilmediği zaman karşınıza çok daha büyük bir propaganda gücü çıkıyor. Bir takım provokatif eylemlere ihtiyaç duyuyor iktidar. Yani işte Sedef Kabaş olayı herhalde yani söylediği şey evet çok ağır. Evet, Cumhurbaşkanlığı makamını rahatsız edici derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına öyle bir söz söylemesi. Ağır eleştiriler yapabilirsiniz. Başka bir dil kullanmak lazım. Ama en azından işte, biz başka bir dil tercih ediyoruz, yapıyoruz da. Ama yani işte bu da iktidarın provokasyonu sonucu oluyor diyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir cümleniz var. Kendilerini kurtarmak için 84 milyonu yakmayı göze aldılar. Bunun altında ne var bu sözün altında? Gitmemek, ölmemek üzere bu dünyaya gelmişler. Gitmemek üzere iktidar olmuşlar. Böyle bir psikolojileri var. O açıdan da hatadan, günahtan, yanlıştan, kusurdan münezzeh bir kutsal iktidar var. Ülke felaket yaşasa, ülke alt üst oluşlar yaşasa, krizler yaşasa, milyonlar yoksullaşsa da bu iktidar gitmemeli. O açıdan işte aldığınız kararların bedelini 84 milyon ödüyor. Çok küçük bir iktidar azınlığı sefasını sürecek. Bir küçük azınlığın mutluluğu büyük çoğunluğun felaketine yey tutuluyor, tercih ediliyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. O açıdan iktidarın yani ülkenin dış politikada bugün iktidar deyim yerindeyse bir yaralı ceylan, yani topal ördek denir. Ülkeyi yönetenlerin şahsi zafiyetlerinin rıza zaraf davasıyla diğer bir takım başka şeylerle nasıl uluslararası alanda bir milli güvenlik açığına dönüştüğünü gördük. Kapalı kapılar ardında bu iktidarın Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hangi menfaatini feda edemeyeceğini hiç aklımıza bir şey gelmiyor. Her şeyi feda edebilir. Her şeyi pazarlayabilir. Görüyoruz da. Belki dış politikayı konuşmak lazım. İşte Birleşik Arap Emirlikleri en basiti değil mi? Yani bunu bir mukayese yaparak anlamlandıralım. 15 Temmuz'un faili olarak. Finansörü dedi. Sayın Soylu'nun açıklamaları var. İktidarın bir yakın gazetenin attığı manşet var hafızamızda. Sayın Erdoğan'ın söyledikleri var. Dışişleri Bakanı'nın söyledikleri var. Bir de Türk kamuoyunun çok konuşmadığı Libya'da silahlı kuvvetlerimizin kullandığı Vatiye üssünü Birleşik Arap Emirlikleri bombaladı. Çok değil, bundan 1-1,5 yıl evvel. Bunu kimse konuşmuyor. Buna rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ile bu yaşanan gelirim, tercih ettiğiniz politika, işte Orta Doğu'ya nizamet veriyoruz, sokak sokak her birini biliriz diyen,
Dışişleri Bakanlarından değil mi? Bir sürü uygulayıcıları vardı, iktidarın danışmanları falan. Geldiğimiz noktada en uzun siyasi sınırınıza sahip Suriye başta olmak üzere hem hattınız kapanmış hem tüm Orta Doğu'ya sıçrama tahtanız olan Suriye kapanmış. Ve bunu ekonomik olarak da bedel ödüyorsunuz. Müteşebbisleriniz ödüyor, ihracatçılarınız ödüyor. Bir de yetmiyormuş gibi. Sosyolojik olarak da bedel ödüyor. Yetmiyormuş gibi. Milli güvenliğinize tehdit var. Demografinin değişmesi Suriye'nin içinde size ürettiği bir milli güvenliğinize yönelik tehdit var. Orada işte PKK adeta uluslararası büyük güçlerin, ABD'nin özel güvenlik şirketi haline gelmiş. Pentagon'un bütçesinden, Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden kaynak ayırıyor. Binlere varan tırla ifade ediliyor. İşte askeri mühimmat, malzeme, silah destekleniyor. Şimdi bu noktaya gelmişsiniz. Şimdi içinden çıkılmaz bir hal var işte. Mısır'la geldiğimiz hal. Şimdi yeniden İsrail'le, başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla görüşülebileceğini beyan eden Sayın Erdoğan'a bin tane laf söylediniz. Bu süreçleri hemen bir şey dediğinizde aramızı düzeltme. Zaten hani niye bozdunuz Mısır'la niye bozdunuz? Yani Suriye'yle niye bozdunuz? Tamam, bizim elimizde olmayan işler de oldu ama siz tercih ettiğiniz politikalarla bir rejim değiştireceğiz diyerek Suriye'de attığınız adımların bugün bedelini ödüyorsunuz. Çok iki tane çok kritik Suriye'de AKP'nin parti devletine dönüşmesi, Türkiye ile özdeş hale gelmesi sonucu uyguladığı politikalar, iki büyük kırılma yaşandı. Bir, PKK devletini kendi elinizde kuruyorsunuz. İki, sıcak denizlere uzun yıllar, uzun asırlar hedefi olan Rusya'yı getirdiğiniz bu bölgenin kalıcı unsuru, komşusu haline getirdiniz. Laskiye limanı verildi. Tabii. Laskiye limanı, hava üssü, askeri, deniz üssü sayısı artıyor. Ve Rusya'nın çıkış garantilerini almadığı bir iktidar değişimi asla ve kata düzenleme, siyasi konfigürasyon Suriye'de gerçekleşme şansı yok. Esad ister miydi ki bu derece hem Rusya'ya bağımlı hale geleyim, hem İran'a bağımlı hale geleyim? İstemezdi. Yani Türkiye'nin yanlışıdır. Ben bunu da söylerken geçmişte de çok kez ifade ettim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki de uluslararası alanda dış politikasında iktidarı boyunca attığı en önemli olumlu adım Suriye ile yakaladığımız derinlikti. Bir tabi sınır haline getirmişsiniz. Ve Suriye hakikaten Türkiye ile uzun, işte Hatay'ın kendi haritalarında gösterilmesinden PKK lideri Öcalan'ın Şam'da Beka Vadisi'nde kalmasına müsaade edilmesinden, bu faaliyetleri desteklemesinden. Problemli yıllar geçti. Bambaşka bir noktaya gelmişsiniz. Şimdi oradan daha kötü noktaya geldik. Şunu söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikler 3-5 milyon dolar, milyar dolar size swap anlaşması yapacak. Elde kalmış bir takım varlık fonunun içindeki varlıkları, kamunun iştiraklerini, işte seçime yönelik olarak bir takım popülist program uygulayabilmek, kitleleri sanal bir hava yaratarak satın almak için oluşturacağınız kaynak adına bu kadar lafı, bu kadar yanlışı, 15 Temmuz'un finansörlüğünü, Vatiye üssünü, Libya'da askerlerimizin olduğu üssün bombalanmasını hiçe sayarak ilişkileri düzeltiyorsunuz da. Sormak istiyorum. Suriye'nin size verecek milyar dolarları olmadığı için mi Suriye ile ilişki kurmuyorsunuz? Yani çok acı. Türkiye çok büyük bedeli ödüyor. Bu ödediği bedeli bütün coğrafyanın istikrarına, istikrarsızlığına bugün hizmet ediyor. Türkiye'ye, coğrafyaya büyük bedeller çıkartıyor. Suriye ile başka başkentler üzerinden değil, doğrudan Türkiye görüşmeli, bütün yanlışlara rağmen her iki taraf, bu iktidarın yanlışlarına rağmen, elbette Esad da kendi insanlarına zulmetti, bütün o yanlışlara rağmen bugün çekilen acıları nasıl asgariye indirebilir? Bunun çabası içinde olmak lazım. Ancak oradaki Cenevre, bu anayasa sürecinde ancak o zaman belki yer alabiliriz. Çünkü PYD'nin yer alabildiği, bizim yer alamadığımız bir süreç ortaya çıkıyor yavaş yavaş orada. Şimdi çok yanlış, hatadan hakikate gidilmez diye Cemil Meriç'in bir sözü var. Yani yanlıştan daha büyük yanlışlar. Bir deliği kapatmak için 5 delik açarak gidiyorsunuz. Şimdi bir takım işte Özgür Suriye Ordusu adı altında sonra ismi değişerek unsurları sahada
yaptığınız yanlışı telafi etmek için alan açabilmek adına enstrümantalize ettiniz. Şimdi tüm bunların içinden çıkamıyorsunuz. Rusya diyor ki Türkiye'nin taahhütleri var, yerine getirmiyor İdlib'de diye. Biz Türkiye'ye yönelik tehditleri, PKK-PYD'nin oradaki varlığını, adeta bir özerk alanı, AKP'nin tercih ettiği dış politikanın yarattığı iç iktidar boşluğu dolayısıyla Suriye'nin içinde bir alanı elde etti. Onu öteleyebilmek için işte Elbap'ta, Fırat Kalkanı'yla değil mi, Afrin Harekatı'yla biraz sınırın öbür tarafına itelim. Bu geçici bir hal. Şimdi oraları zaman zaman Türkiye'de propaganda yapıyorlar. İşte buraları toprağımıza katacağız gibi falan. Resmi değil ama vatandaşlarımızın zihnine, kendi kitlelerine böyle zımni olarak bir takım propagandalarda görüyor, hissetmiyor değiliz. Bunu yapmanızın manası yok. Yapabilme imkanınız yok. Yani Barış Pınarı'nda son harekatta gördük oraya, evet, gidebilme imkanımızı. Şehitler vermek pahasına orada Ortadoğu masasında yeriniz yok. Rus uçağını düşürdünüz, burnunuzu bile çıkaramaz hale geldiniz. Rusya ile ilişkinin boyutu kaçtı. Sürekli olarak eksikli hale geldiniz. Yani Rusya'da Sayın Erdoğan heyetiyle beraber nasıl bekletildiği o görüntü her Türk vatandaşının içini sızlatır. Sızlatır. Şimdi bu muhatabiyetlere niye düşsün bu ülke? İki tarafı da, hem Rusya'da o yaşandı, Amerika'dan da bir mektup geldi Trump'tan. Evet. Yani neler yaşandı. Şimdi Sayın Başkan, dış politikaya biraz Rusya-Ukrayna meselesi üzerinden birazdan tekrar geleceğim ama ekonomiyle ilgili bir sorun var. Şimdi sosyal yardımlarla övünmek diye bir ekonomi politikamız var. Maalesef. Evet. Sizde yoksulluğa mahkum edilmiş kitleler kadrolu seçmen haline getirildi diye bir açıklama yapmıştınız daha önce. Yalnız benim dikkatimi çeken bir husus da var. Muhalefetin vaatleri de ve işte belediyelerdeki uygulamaları da bu yönde ilerliyor. Daha çok sosyal yardım. Hani de işte hükümet yapıyor, biz muhalefet olarak belediyelerimizde daha çok sosyal yardım yapıyoruz. Hayır, biz daha çok yapıyoruz. Böyle bir yarış var. Ama demokrasilerde şu çok açıktır. Herkes bilir ki ne kadar çok sosyal yardıma muhtaç insanın varsa o kadar kötü bir yöneticisin, evet, anlamı çıkar. Şimdi dillerde sürekli üretim, istihdam, ihracat, evet, ama icraatte sürekli sosyal yardım. Sizce bu geleceğimiz için sağlıklı bir siyasi strateji mi? Hem hükümet açısından söyleyelim hem muhalefet açısından söyleyelim. Kesinlikle sosyal yardımlar hiçbir şekilde kalıcı bir yaşam sürdürme aracı olmamalı. İnsanlarımızın çalışma motivasyonunu öldüren, yani orta vadeli, uzun vadeli yardımlar kalıcı yardım haline dönüşerek maalesef insanımızın istihdama katılımını caydıran, artık bir iradesi felç edilmiş, ömür boyu suyun üzerinde nefes alıp verecek bir iradesi olmayacak, bir artı değer yaratmayacak. Sadece işte fiziken kendini ayakta tutacak, işte kıt kanaat imkanlarla geçinecek. Böyle bir hayalimiz olamaz. Yani Türkiye çok çarpık bir düzeni sistematik hale getirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Tabii başka boyutları var. Tarım politikanızla da ilgili. Biz kitleleri tarımdan kopardık. Köylerden, kasabalardan metropollere göç etmek zorunda kaldı. Paylaştığım tweet dolayısıyla siz de işaret ettiniz. Metropollere göç etsin. Son seçime kadar büyük çoğunlukla büyük şehirler, diğer belediyeler iktidarın elinde. Hem belediyeler eliyle hem iktidarın yedeğini aldığı bir takım dini örgütlenmeler eliyle. Üzerine de işte kaymakamlıklar, merkezi hükümetin sosyal yardım programlarıyla kitleleri uyuşturalım. Bu politikayı bu zamana kadar getirdik. Bugün Türkiye istihdama katılımı artırmak, istihdam piyasasında çok yapısal problemleri var. Yani arz ve talep dengelenmiyor. Bunun eğitim boyutu var. Üniversiteler açmışsınız. Diploma fabrikasına dönmüş ama piyasanın istediği nitelikleri taşıyacak insan üretmiyorsunuz donanımla. Sadece Türkiye içinde değil, dünyayla artık rekabet edebilmenizin yolu nitelikli insan gücünüzle. Ama biz, insanlarımız üniversitelerden mezun oluyor. Toplumsal kodları, değer yargılarını da göz ardı edemezsiniz. Ana baba
benim çocuğum üniversiteyi okudu, bu işte mi çalışacak diyor. Ya bu alışkanlıkları, düşünce kalıplarını, toplumsal pratikleri de yadsıyamazsınız. Şimdi bütün bunlar birleşince ortaya bir resmi rakamlara bile baksanız, ama Türkiye'de işte DİSK'in araştırma merkezinin yaptığı geniş işsizlik tanımı içerisinde neredeyse zaman zaman 10 milyonu geçti. İşsizlik var mı bu ülkede? Genç işsizlik, büyük felaket. Eğitimden olmayan ama istihdamda da olmayan, arada kalmış çok geniş bir kitle var. Şimdi üniversitelerde işte eğitim sistemi konuşuyoruz. İmam hatipleri konuşuyoruz. Yüz binlerce insan sıfır çekiyor. Bunun ızdırabı bu iktidarın bir tanesi vatandaşını, yöneticisini sarmıyor mu? En fazla destek aldığınız, arka bahçesimiz olarak kodlamaya çalıştığınız imam hatiplerden bu kadar sayıda yüz binlerce insan sıfır çekerken vicdanınız sızlamıyor mu? Sızlamadım. Ama şöyle diyor. O politik, siyasi, psikolojik evrenden geçerse bu iktidarın yanlışlarını bir iman meselesiymiş gibi savunacak kitleler olsun. Bir türlü hayatında geçirir. Şimdi bu açılardan bakınca ister istemez özellikle Anadolu'da taşrada kalmış belirli yaşın üstündeki vatandaşlarımız tamamen işte sosyal yardımlarla geçinir hale gelmiş. Bunun demokrasiye de, demokrasimize de olumsuz etkisi var. Çünkü adeta bir vatandaş hukukuyla, haklar olan, ödevleri olan bir vatandaş hukukuyla, devletle sözleşmesi olan bir toplumsal sözleşmesi olan vatandaş hukukuyla değil, bir lütuf alan, lütuf veren insanlarımız o hale getirilmiş. Tabii üzerine de bir dini referansla bir sos eklenerek. Sanki bunu Sayın Erdoğan lütfediyormuş gibi, o giderse bu kaynaklar kesilirmiş gibi. Zaman zaman muhalefet partilerinde de bu yanlışta yarışırcasına bunu destekleyecek beyanlar görüyoruz. Asıl olan biz geçmişte bürokraside görev almış eski dönem bürokratlarından bir genel müdürün ifadesinde biz yıllarca ülkenin istihdam yaratma kapasitesi çok düşük olduğu için devlet eliyle, kitler eliyle, kamu iştirakleri eliyle adeta kitleri bir gizli işsizlik sigortası olarak fonksiyon gördürerek Anadolu'nun her noktasında bugün o kurumlardan emekli olmuş binlerce insanı görürüz bugün sosyal güvenlik sistemi içerisinde. Alın terinin karşılığını almış, onurlu bir şekilde, şahsiyeti ezilmeden sosyal güvenlik sistemi içerisinde emekli olmuş insanlar var. Ama biz bugün böyle bir çarpıklığı, işte tarımdan kopardık. Bugün Türkiye dünya üzerinde pamuk, buğday, ayçiçeğini en büyük ithalat yapan ülke haline gelmiş. Niçin Türkiye dünyada bu ithalatı en azami düzeyde yapan ülke haline geldi, halbuki, devlet haline geldi? Bunu sormayacak mıyız? Ovalarıyla dünyayı bu konuda besleyebilecek bir ülke olmasına rağmen ki daha önce de besledi. İşte tarımın, buğdayın ehlileştirildiği, bereketli hilalin sınırı değil mi işte bizim Hatay'ımızdan başlayarak yani Mezopotamya'nın uzantısı, işte Anadolu'nun Çukurova'sından Amik Ovası'na, yani Gediz Ovası'ndan işte Menderes Ovası'na, işte Çarşambası'ndan Bafra Ovası'na, Iğdır Ovası'ndan işte Konya Ovası'na değil mi? Neler var? Muş Ovası'na. Çok bereketli topraklarımız var ama buralarda çok bereketli topraklarda yaşayan çiftçilerimiz bile alın terini karşılığını alamıyor ki. Kıraç arazide yapanları söylemeye gerek yok. Ya, alamıyor, bırakıyor, şehirlerde işsizler meydana geliyor maalesef. Şimdi dış politikayı az önce biraz değindik Suriye üzerinden. Rusya-Ukrayna meselesi Amerika ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan arabulucu olalım diyor. Çok olumlu bir yanıt da görmedim. Siz Demokrat Parti olarak bu meseleye nasıl yaklaşıyorsunuz? Az süremiz kaldı, bir sorum daha var. Tabii bir büyük kriz Türkiye'ye etkileri olacaktır. Çünkü bu denklemde Ukrayna, işte Türkiye, İsrail, işte jeostratejik enerji koridoru, işte Batı'nın Rusya'ya bağımlılığı, pek çok cephesi var. Evet. Türkiye'nin işte Rusya ile bir tarafta nükleer enerji, nükleer akkuyu da yatırım yapıyorsunuz. İşte Suriye'de bir takım işbirliğiniz var. Libya'da karşı karşıya gelmişsiniz. Ukrayna. En büyük
doğalgaz ithal ettiğiniz ülke, işte buğday ithal ettiğiniz ülke, geçen gün veriler vardı. Rusya'dan Ukrayna'ya siha satıyoruz oradan. Onu ifade geliyor. Edeceğim. Geçen gün haber vardı. Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden bir numaralı ülke Türkiye. Bütün bu bağımlılıklarınız işte turizm değil mi? Evet. Dönem dönem yalvarıyoruz artık. Heyetler gönderiyoruz. Aman Putin turist göndersin diyerek. Şimdi böyle bir karmaşa içerisinde Rusya ile ilişkilerde de Sayın Erdoğan'ın AKP'nin ilişkisinin sınırına eriştiği kanaatindeyim. Bundan sonra Rus ilişkilerinde Türkiye'de böyle orta düzey inişli çıkışlı krizler değil, yüksek gerilim hattında krizler bekliyorum açıkçası ben. Çünkü bir sınıra dayandı. Yani işte Ukrayna'ya İHA ve SİHA'ların satılması, Rusya'nın itirazı var. Türkiye'nin de haklı bir takım gerekçeleri var. İşte motorlarını oradan alıyoruz. İşte Baykar bir takım Rus, Ukraynalı şirketlerle ortak üretim yapmak, ticaret yapmak anlaşmaları imzaladı bildiğim kadarıyla. Bütün bu verilere baktığınızda tabii Batı'nın, işte NATO'nun içerisinde bulunan Ukrayna adeta bir Rusya ile bir nüfus sahası. Varşova Paktı'nın çökmesi sonrası işte Polonya NATO'ya dahil oldu. Romanya, işte Bulgaristan hani dahil olmasa da en azından Batı Avrupa Birliği tercihleri yaptı. Orada bir sınırı çizdi Rusya, etki sahasını. Yani Beyaz Rusya zaten çok net bir şekilde iktidarın tercihi Rusya. Ukrayna'da da zaman zaman Rus yanlısı, zaman zaman Rusya'ya karşı olan cumhurbaşkanları görev yaptı. İşte bir önceki cumhurbaşkanı geçen hafta tekrar döndü Ukrayna'ya. Pek çok kriz başlığı var. Tabii evet. Türkiye yansımaları var. Kırım meselesi. Evet. 2014 yılında Rusya ilhak etti resmen. İşte Türkiye bir yandan Çin'de Doğu Türkistan meselesinde olduğu gibi aklı peynirde, aklı Çin'den gelecek bir takım swap anlaşmalarında ama işte milletimiz gönlünde yaşatıyor Doğu Türkistan davasını. Ağzını açamıyor. Amerika ile farklı farklı ilişkiler. Rusya meselesinde de, Kırım meselesinde biz Rusya'nın ilhakını tanımadığını kabul edelim ki iktidar zaman zaman söyledi bunu. Ama bütün bunlar bir kriz başlığı. Evet. Ben yükselecek ve bunun da Türkiye'nin kırılganlıklarına artıracağı kanaatindeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Partilerin çok yoğun Adnan Menderes vurgusu var. Yaptıkları siyasette hatta kendilerinin siyaset yapış biçimi ve karşı koydukları işte o vesayet odakları vesaire kendilerini örnek gösterdikleri siyasi fikir merhum Başbakan Adnan Menderes. Demokrat Parti'nin başbakanıydı. Demokrat Parti Genel Başkanı da sizsiniz ve şöyle bir cümleniz var. Menderes kim, siz kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine, haberden okuyorum bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir yanda siyaseti şerefi için yapan ve şehit edilen Menderes, diğer yanda bir yüzükle siyasete girip milyarlarca dolarlık servet sahibi olanlar demişsiniz. Bir yandan da işte siyaseti yorumlayanlar işte AK Parti iktidarının Demokrat Parti iktidarı dönemine işte benzerlikleri, benzemez yönlerini vesaire bunları tartışıyor. Siz işte demokrasi adası meselesi ayrı falan. Siz nasıl bakıyorsunuz bu mesele? Yani burada söylediğiniz şey çok açık ama bunun durmadığını da söyleyelim. AK Parti'yi destekleyen kanalların günde bir kere yani kesinlikle Adnan Menderes belgeseli gösterdiğini falan görüyoruz. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgularıyla. Şimdi iktidarın yakın tarihi özellikle bağlamından kopartarak kendisine bir cephane temin etmek için eşelediğini görüyoruz. Burada da işine geldim Menderes, işine geldim Demokrat Parti, işine geldim Özal ama işine gelmedim. Bizden önce ne yapıldı? Küçük bir sürede Erbakan vurguları da çok fazla yapılmıştı. O durdu. İşte rahmetle yad edelim. Erbakan Hoca sağlığındayken bu vurguyu yapmadınız da vefatından sonra yani mı yapacaksınız işte? Milli Görüş'ü temsil eden siyasi parti, Saadet Partisi. Orada bir şey söyleyeceksiniz. Saadet Partisi'nin her gün iktidarla ilgili değerlendirmelerini de hepimiz biliyoruz. Şimdi bu açıdan bakınca bir şark kurnazlığı var. Meşruiyet arama, bir retorik. Hı hı.
Yani geçen günlerde işte Aydın'da bir müze açıldı. Biz olumlu yapılan her işe elbette olumsuz değerlendirme yapacak değiliz. Ama iktidarın ne kadar Demokrat Parti, ne kadar Menderes'i içselleştirdiğini uygulamalarından tutalım. Yassada'daki uygulamalarına baksak bunu net görürüz. Orada tarihe bir saygısızlık yapılmıştır. Abi, orada dönüştü orası. Yaslı bir adayı böyle işte adını değiştirerek, demokrasi adası diyerek, bina üstüne bina giydirerek, oranın çerini çöpünü temizleseniz, sadece peyzaj uygulaması yapsanız, o haliyle bile anlamlı bir hafızayı yaşatırdı. Ama getirdiğiniz nokta nasıl İstanbul'un tarihi yaramadığını, silüetini bozarak işte 16-8 miydi kuleler? 16-9. 16-9. Bu tıraşlama meselesini evet, diyorsunuz. Sonra yani, cami açıldı hani. İşte o barışıldı. İnşaatı yapan müteahhit firmanın işte AKP'nin İstanbul İl Binası'nı yaptığından işte İmam Hatip Lisesi yaptığına, başka başka aradan paralar alındığına pek çok rivayet var. Yani bunlar rivayetler tabii ama bizim için veri İstanbul'un silüeti bozuldu. Türkiye küçük bir ülke. Herkes birbirini bilir. İşte Bursa'ya gitmişsiniz bir payitaht. Toki eliyle muhafazakarlığınızın göstergesi değil mi? Bir hançer saplamışsınız. Yani Demokrat Parti Menderes, Özal yani bunlarla ilgili de bir şark kurnazlığı var. İhtiyaç duyduğu kadar onu bir işte cephaneye dönüştürmek gayreti var. Operasyonel kiralama mantığında bugün farklı farklı siyasi geleneklerden insanları zaman zaman suistimal ettikleri, işte sol, liberal, Maocu, işte ülkücü, İslamcı kim varsa zaman zaman parti bünyesi içinde yer alır, destek verir. İşte Yeni Kapı'da mitinglerde, başka alandaki mitinglerde gösteri yapılır. Anlamlandırması bu kadar. Yeni neslin çok sevdiğim bir lafı var. Tüm tuşlara basmak diye. Evet, evet. Öyle oyunda tüm tuşlara basmak. İktidarın da şeyi o. Biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Hangi hafızaya sahip olduğumuzu da biliyoruz. Bizim geleneğimiz içerisinde bulunan zaman zaman insanlar, bugünkü iktidarın hangi gerekçelerle olduğunu bilmediğim ama temel değerlere esas alıyorsak biz karşıyız, karşı her şeye karşı mantığında değil. Bu değerler, bu kurucu ruhumuzun ortaya koyduğu felsefe üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Tavrımız da ortada. Evet. Kendimiz için bir kariyer yapmıyoruz. Bilakis Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sistematik 10 yıldır hukuksuzluğuna muhatabız. Yani bir siyasi partinin genel merkezini sanayi depolama alanı ilan etme cihetine kadar gitti bu iktidar. Mahkemelerden karar aldık. Hala utanmadan, sıkılmadan, ahlaksızlıkta zirve. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ağzımızı daha da kötü şeyler söylememek için zor tutuyoruz. Ama böyle bir karşıda hukuksuzluk yapacaksınız. Sonra işte Demokrat Parti diyeceksiniz. Buna kimse kanmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de güzel bir program yaptık. Vesileyle ben de tüm İzleyenlerimizi saygıyla selamlamak isterim. Tabii zor günler yaşadık. Ümit ederiz daha zor günler yaşamayız. İnşallah. Bu sürecin içerisinden birilerinin korkuları vicdanlarının önünde gidebilir. Birilerinin cesaretleri, cehaletlerinin önünde gidebilir iktidar mensuplarının ama mesuliyet duygusuyla siyaset yapan bu ülkeyi derinden nefes aldıracak partiler var, kişiler var. Biz de o mücadeleyi veriyoruz. Umutluyuz yarınlarımızda. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben çok teşekkür ederim. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bugün konuğumdu. Kendisi hafta başında geldi. O yoğun kar muhalefetinin olduğu günlerde ve Atatürk Havalimanı'na inmedi. Normal geldi. Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda bırakan ve yeni pist açılıp 2 milyar dolara Türkiye'nin milyar dolarlarını, hazine garantilerini, milletin vergilerini dağın başına gömenlere de selam söylüyoruz buradan. Konuşmadan olmazın sonuna geldik. Haftaya buradayız inşallah.
FSM 1453 sundu.